Adam bildiğin faal bir yanardağ gibi. Böyle önce artçı sarsıntılar başlıyor, sonra derinden bir homurtu, sonra büm patlıyor. Ya ne yapacağımı şaşırdım. Ben konuşmaya çalışıyorum, bu sefer bana patlıyor. Sonra bana sinirlendiği için kendine öfkeleniyor. Bu sefer başka türlü patlıyor. Yani kısır bir döngü içindeyiz. İşte biz de Şevket'in bu durumunu bildiğimiz için onun hakkında bir çalışma yaptık. Aa, evet evet, sen dedin ya profesyonel yardımı kabul etmiyor. Benim bir uzman arkadaşım var, gittik. Ona her şeyi teker teker anlattık. Ne önerdin? Meditasyon önerdi. Bir de böyle çok öfkeli olduğu zamanlarda yastığa vurursa sakinleşir dedi. Meditasyon ve şefkat. Yani böyle söyleyince komik oluyor tabii de. Başka şansımız da yok, deneyeceğiz. Hadi gidip deneyelim. Şimdi mi? Ya kahvaltı yapacağız. Aşağıda acil müdahaleye ihtiyaç var. Hemen denememiz lazım. Hep beraber mi? Hep beraber. Beni yalnız bırakmayın ya, hadi. Çok sinirli şu anda. Sus. Hadi. Allah'ım ya. Ya bak, meditasyon dediniz, şimdiden gelinmeye başladım. Yeni yeni icatlar çıkarıyorsunuz ya. Ya bu yeni değil ki, yüzyıllardır var. Tamam da benim için daha birkaç dakikadır olan bir şey. Ya tamam işte, meditasyondan sonra gerginlik falan kalmayacak Şevkat. Aynen öyle. Tüm stresin gidecek. Ya ne olur, benim için bir kez dene. Bak, malını biliyor ya, hemen belden aşağı vuruyor. Öyle deyince reddedemeyeceğimi biliyorsun değil mi? Öf. Şey, ne yapalım pek? Tamam. Bir alana ihtiyacımız var yalnız. Gözlerimizi kapatıyoruz. Kapat. Derin derin nefes alıyoruz. Şimdi kendini yemyeşil bir çayırın ortasında hayal. Çimenlerin kokusu burnuna geliyor. İleride bir tane su var. Suyun kenarına doğru yürüyorsun. Hatta suyun kenarında su içen küçük ceylan var. Bu şarkıcı olan küçük ceylan mı? Orman sakinlerinden küçük ceylan. Ha, hayvan ceylan diyor. Hatta yanında da bir tane küçük geyik yavrusu var. Bak, gördün mü? He, gördüm ya. Pek tatlıymış. Ne görüyorsun? Ya işte o yavru ceylan kafayı daldırmış yavrum. Nasıl içi yanmışsa lıhır lıhır su içiyor ya. Arada dönüyor, ağasına bakıyor. Lan lan lan, ne yaptın lan? Ne oldu? Timsah geldi, hayvanı kaptığı gibi döndü. Lan oğlum bırak, yazık günah ya. Dönüyor bak, bir de nasıl dönüyor zalim timsah ya. Tamam. Bırak hadi, oğlum. Gözlerini aç, bırak, timsah falan yok, tamam mı? Buradayız, timsah falan yok. Evdeyiz şu an, oturuyoruz, tamam mı? Ya ama o timsah geldi böyle lak diye kapattı ağzını, küçücük hayvanı. Bir de dönüyor böyle zalim, kan gövdeyi götürdü bir yanda ya. Tamam, geçti, öyle bir şey yok. Şimdi bunu hemen beynimizden siliyoruz, yeni bir şey deneyeceğiz, tamam mı? Niye ormana götürüyorsun beni Esin ya? Tamam, unut onu. Yeniden deniyoruz, tamam mı? Sakin ol, derin nefes al. Yeniden deniyoruz, evet. Pozisyonlarımızı alalım. Ya eller bu şekilde şart mı? Evet. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz yine. Kapat sevgilim. Derin derin nefesler alıyoruz. Sakinleşmeye çalışıyoruz. Kafamızdakileri boşaltıyoruz. Şimdi hayal et. Issız, sakin bir koydasın. Kimseler yok. Küçük bir tane sandal var. Ona biniyorsun. Böyle dalgalar sandalı ufak ufak sallıyor. Oh. Ne güzel la. Neler görüyorsun, bize anlatsana. Vallahi işte sandaldayım. Deniz acayip berrak. Yani denizin dibindeki balıkları falan görüyorum. Bayağı bakir, çok güzel bir koy yani, iyi. Millet daha keşfetmeden geldiğimizi yiyormuş buraya. Ana! Akdeniz foku değil mi la? Vallahi Akdeniz foku ha. Bir foku ailesi var. İyi oldu bunları gördüm. Ben bunların soyları tükeniyor zannediyordum. Başka ne görüyorsun? Bir tane yelkenli geliyor uzaktan. Yelkenler şişirmiş, bembeyaz yelkenleri var böyle, çok güzel. Yavaş, tamam yavaş, hop. Çüş, çüş. Oha la. Ne oldu? Oğlum oraya çöp dökülür mü la? Bütün çöpü, tuvaleti, muvaleti hepsini olduğu gibi döktü la. La oğlum, burada hayvan var, hayvan yaşıyor buranın. Doğal bir habitatı var ya. Al buyur işte, al. Hadi buyur, balıkları ters dön. Dur sen, dur. Sen dur. Şşş, tamam, tamam. Uyan, kalk. Tamam. Sakin ol, evdeyiz. Bak.
Yelkende falan yok, tamam mı? Aa, döktü bütün tuvaleti muvaleti döktü la yelkendini. Bütün balıklar ters şey döndü ya. Niye uyandırıyorsun beni Esin? Ta gidecektim, teknenin adını görecektim de ben onu marinada sıkıştırıp boğazını burnunu kıracaktım ya. Ellerim de böyle kaldı bak seyirden ya. Hayali teknenin. Esin, bence B planına geçelim. Aynen, B planına geçelim. Al bakalım. Ha, diyorsun ki ya yastığa kafayı göm, kendini boğdur, en temiz çözüm. O da bir seçenek, tabii de başka bir şey öneriyorum. Yastığa yumruk at, yani yastığı döv, vur, hırsını al işte ondan. Yalnız ben Beşiktaş logosunun olduğu yastığa vuramam, kusura bakma. Tersini çevir, öyle yumruk at o zaman. Hadi, biz yukarıdayız. Kızlarla kahvaltıya başlıyoruz, sen böyle hırsını al, bize yetiş, tamam mı? Hadi bakalım. Hadi, kolay gelsin. Sağ ol. Çöp mü döktün lan sen koya? Niye döküyorsun lan çöp balıkları? Esin, Şefkat nerede kaldı? Biz bitirdik kahvaltıyı. Cidden nerede ya? Korkuyorum ama gidip bakacağım. Hadi gidip bakalım. Yine mi biz? Yine mi ya biz? Tek başına mı gitsen? Gidemem tek başıma hadi. Bir şey tek başına. Hadi. Bir şey vallahi tek başına beceremiyorum. Ay, çok sinirli ama. Bir şey. Kesmeyince zopaya döndüm. Evde yastık, yatak hiçbir şey kalmadı. Sen de varsa getirsene birkaç tane yastık. Çok yaşa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.